Evet saatin tiktakları zamanın taktikleri dedik efendim ve kum saatini çevirdik. Sırada yine bir grafiğimiz var. ABD pardon efendim ABD seçimlerine biraz daha yakından bakalım. Şimdi küreselleşen dünyada özellikle 2000 senesinden sonra ben de 2000 senesinde bir haber vesilesiyle oradaydım. George W. Bush'un baba Bush değil CIA başkanı olan Putin'in ilk modelidir. Oğul Bush'un seçildiği seçimler Kasım 2000 seçimleri önemliydi. O seçildikten sonra Trump'ın söylediği üzere, itiraf ettiği üzere diyelim, Orta Doğu'ya daha fazla yerleşti ABD. Demokratların adayı o zaman Olgordu. O seçilseydi belki dünya çok daha iyi bir yer olmazdı ama en azından ABD gerileme sürecine girmişken agresif bir küresel emperyalist hedefe yönelmeyebilirdi. Belki Afganistan, Irak'a daha girmek için düşünürdü, öyle söyleyeyim. Bugün efendim, 2024'te, 24 sene sonra... Trump'ın her göre avantajları var. Bir defa başkan adayı. Daha önce başkanlığı var, deneyim sahibi. Onun ötesinde efendime söyleyeyim ABD'nin Orta Doğu ve Ortodoks Doğu'dan Ukrayna ve Suriye'den en azından çekilmesini istiyor, düşünüyor. Bunu daha mantıklı buluyor. Demokratların PYD'yi desteklemeye, Suriye'deki PKK kolunu, terör örgütünü desteklemeye daha meyel olduğunu görüyoruz. Bu Trump'ın tamamen PKK'ya desteği kesici anlamına gelmez. İsrail politikaları ikisinde de değişmez ama Trump e, tırnak içinde ehven işerdir diyelim.